Oilada dini ve dünyavi ma'rifatning yetishmasligi. Asosan mana shu ajrim bo'yotgan insonlarning oilasida bundoq o'ylab qarasak, ko'pini bo'layapmiz, mana majlislarga borganda shu ajrimlarda qatnashganimizda umuman bir dini yo'nalishdagi tushunchalar yo'q-da yo'q. Bismillah deyin, sonrası Bismillah'ın çana çöpüyordu. Eğer bir mesele doğrusu gəbir basayız, o zaman gözünü yakka bir yakka alacak. Eşit değil, demek ki, çünkü ulanda şeytan cinler kulağını yan bir iki doğan, ulan seni eşitirmeydi. Bana şuna hangi talimatlardan açtığımız gerek? Ailede dini muhur, ibadet dini varan tür, Bamdat okuyun. Peşin namazı oldu okuyun. Taharet okuyun. Degen talimatlar hem orası gibi. On kullar Bismillahirrahmanirrahim de taamlar gibi. Ve her bir işini Bismillah ile başlar gibi. Degen talimatlar okuyun. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَرُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَاَجْرٌ عَظ۪يمٌ İmam getirip, salih amellerini kılgenlerken Allah mağfiret keçirir ve ülken mükafat va'da kıldı. Siz bilen biz, La ilahe illallah kelimesi bilen, inşallah iman getirmeniz. Bana şu kelimeye muvaffuk olgen derecedeki salih amellerine hem kitme kesinlikle kılıp barışlıkımız vazife. Yukarıda zikir kılınken harfın acırımlarına sebep bulundurken talak meseleler bunlar sizlerden kimliğine gelsinler. Ozumuzda hayatımızda ne mi? Yakşılar sizden menfaat dikiyorken bu ise koşa menfaatli işini devamlı yapıyor. Harfın acırımlarına sebep bulundurken derslerden ruka çıkılıp meniydi. Bir insanın nikahlanıp yine onun kurumuna acıra işini gidiyor. Ağır günahı. Sabırlı olaydı. O şey mebirle kutalarımız ortası boğazken derseler. O şey mağrur davletle, ben onu kıldım, bunu kıldım de yüzüge sarıştıklar. Ve adam anneler bu bilensen, acelaşmasın, ben sana ak kıldım, kuk kıldım. Degen da'valarını, hemmesi mağrur da'valarını. Şeriyette muhafı hılap iş kıldı mı, onu akıyıp kokuya bulmayı ota-onaga, ben ota-onaman deb mas'uliyatni sezib, o'sha mas'uliyatga muvofiq ta'limot tarbiyalarni berishni talab qilgan deymiz. Ota-ona rozi bo'lsa bo'ldi, men bilan ajrashaman deb ketadiganlar qattiq gunohkor bo'ladilar. Qiyomatda bu savol javobi juda ham og'ir bo'ladi, shiddatli bo'ladi Alloh asrasin. Mana shu narsalarni ham o'ylab, fikrlab, o'zimizga hidoyatda bo'lgan ulkan yo'lni Allohdan so'rab, doimo xayrli barakotda, halollikda bardoq hayot kechirmoqligimizni Alloh hammalarimizga nasib etsin. Hozirgi kunda ko'pchilik oilada o'sha giyohvand bo'lib, o'sha nasha deymizmi, aroq deymizmi, hozirgi kunda aptekalarda sotilayotgan o'sha har xil insonni xushini yo'qotadigan darajadagi o'sha tabiqalar chiqdi. Mana shu narsalarga o'tirib qolgan ukalarimiz eshityapmiz. Mana shu sababdan ham qancha-qancha oilalar buzilyapti. Bu narsalarni ham oldini olishlikka bel bo'ylashligimiz kerak azizlar. Qo'shnimiz va farzandimizni bolalarga shunaqangi holatlarda guvoh bo'lmasa, ko'r, darrov bu narsadan chaqirib qaytaraylik. Oilalarga bunaqangi harom narsalar aralashgandan keyin albatta oila qaradi. Mana shu parokanda bo'lishlikdan oldingi holatdagi harakatimiz doim bismillah bilan yaxshi niyat, duolar va ta'limotlar. Mana shu amallarga rioya qilib, go'zal hayot kechirmoqligimizni nasib etsin.